4. bölümün 6. çalışmasında ekrana yazdırılan bir cümlenin yarısının farklı, diğer yarısının da farklı bir renkle yazdırılması gerekmektedir. Program çıktısını incelediğimizde pencere başlığında Nazım Hikmet yazılı olduğunu görmekteyiz. Pencere başlığı yazdırma komutu olan textwindow.title ile pencere başlığını yazdırın. Daha sonra ilk satırın boş bırakılması için TextWindow.WriteLine komutunu tırnak işaretleri arasına veri girmeden yani boş bırakarak kullanılması gerektiğini artık biliyorsunuz. Program çıktı ekranını incelersek sarı renkteki hür sözcüğüne kadar yazılmış sarı ifadenin nasıl çalıştığını mercek altına almamız gerekirse öncelikle renk bilgisinin daha sonra İfade bilgisinin kodlandığını göreceğiz. Bu mantık paralelinde geri kalan ifadeyi de öğrendiğiniz biçimde kodlamalısınız. Ancak ekranda yeşil renkte belirtmeniz gereken bu ifadeden sonra alt satır geleceği için textwindow.writeline komutu ile yazdırmayı unutmamalısınız. En alt satıra boşluk komutu yazdırmanızın akabinde Programınızı çalıştırarak neticeyi inceleyin. Son olarak çalışmanızı ilgili klasöre 4.6 etkinlik ismiyle kaydedin kıymetli arkadaşlar.